Herkese merhaba, ben CM Atilla Köksal Yüksel. Bugün IM Melih Yurtseven ve canlı yayınların inanılmaz yüzü FM Özgün Şahin'le beraberiz. Özlenen bir konseptle tekrar karşınızdayız. Hızlı olan kazanır. İzleyenlerimiz ve çok sevenlerin olduğunu biliyorum bu konsepti. Sizlere tekrardan bu konsept için burada toplamış bulunmaktayız. Melih biliyor, Özgün. Sen biliyor musun, bilmiyor musun? Az çok fikrim var ama biraz birazcık bahsedeyim. Bu konseptimizde ortada gördüğünüz gibi bir top var. Evet. Ben soruyu soruyorum. Soruyu sorduktan sonra topu ilk alan cevaplıyor. Ama cevaplamak için 5 saniye zamanı var. 5 saniye içinde cevaplamak zorunda. Ve de topu aldığı anda ben soruyu sormayı kesiyorum. Yani sorunun devamı neydi? Yok efendim ben duyamadım. Bu tip şeylere maalesef müsaade etmiyoruz. Eller masanın üstünde olacak. Aynen bu şekilde duracaklar ve onun dışında bilirseniz 1 puan, yanlış bilirseniz eksi 1 puan alıyorsunuz. Günün sonunda kazanan kazanmış oluyor, kaybeden de seyircilerimize videonun içerisinde bir yerde bir sürpriz yapmasını rica ediyoruz. Videonun içinde bir yerde kaybeden araya girecek ve seyircilerimize vereceği hediyeyi açıklayacak diyelim. Nasıl vereceğini açıklayacak diyelim. Anlaşılmayan, seyircilerimize bir şey söylemek isteyen varsa şimdi konuşsun ya da sonsuza kadar sussun. Ben bir şey soracağım. Şimdi mesela ben topu aldım ve cevap veremedim. Eksi puan. Eksi 1 yiyorum. Evet. Sonra Melih'e tekrar o soru geliyor mu? Bitiyor. Soru bitiyor orada. Melih doğru da bilse bitiyor. Vay be. Benim var bir tane sorum. Özgün'ün elleri daha büyük. O yüzden topa daha yakın. Doğuştan gelen bir avantaj. Doğuştan olduğunu düşünmüyorum bu arada. O yüzden itirazı kabul edilmedi. Topu biraz bana yakın koyabilir miyiz? İtirazı kabul edilmedi. Evet. Başlıyoruz. Eller masada. Evet, bakıyoruz. Eller tamam. Soru geliyor. Söylüyorum. Topa dokunduğunuz anda soruyu sormayı keserim. Tamam, okey. Boş bir tahtada vezirin gidebileceği max kare sayısı kaçtır? Direkt net doğru cevap vermezsem gidiyorum, değil mi? Evet. Tam vermen lazım. Bir dakika. 5. 21. Yanlış. Hayır, soru yanlış değil mi? Hayda. Vezirin nerede olduğunun önemi yok mu? Maksimum gidebilecek kaç sayı diyorum. Ben net duydum maksimum. Maksimum diyor. Ve 10 kere tekrarladım aklımda bir de soruyu. Sen 21 dediğin en köşe misin? En köşe. En kolayı oydu çünkü hesaplaması. En köşe attım be. Evet. Özgün 0. Eksi 1. Melih eksi 1. Bir dakika, eksi 4 olan kazanıyordu değil mi? Hazır mıyız? İkinci soru geliyor, eller. Hazırız. Bir avans. Türk satrancının son GM'si. Mert Yılmaz geldi. Doğru. Bir tane kolay bir soru olsun dedik. Melih çok sinirlendin neden? Bitirelim videoyu ya. Neden? Zor bir soru bekliyordun. Düşünmek için hazırdın. Evet. Evet, burada ters köşe yaptım birazcık. Elleri büyük ben dedim ama. Evet, diğer sorudayız. Hazır mıyız? Soru birazcık uzun. Dikkatli dinlemenizi istiyorum o yüzden. Sadece Atilla oynamak serbest. Siz beyazlarsınız. Siyahların kesinlikle hamle yapması yasak. Sadece at ile oynayabiliyorsunuz. Beyazların siyah atların tamamını yemesi kaç hamle sürer? En hızlı şekilde. 8. Doğru. En hızlı demesem vallahi ne deseniz haklısınız. En hızlı şekilde 8 doğru. Evet. Özgün sen hiç düşünmedin bile. Hayır ben bekliyor. Beni hata yapar zaten. Şöyle 10 yaptım ama 8 olmadı ya bende. Yani at F3'ten gittim. E5 C6 diğer atı almaya gittim ben. Sen muhtemelen G8 almaya gittin. Ha G8 almaya gittim. İşte yani yapacak bir şey yok işte. Aa çok bravo bravo. İnsan karşı çok mantıklı. Evet. Aferin, tebrik ederim. 2 puan verilebilir. Kabul ediyorum. Kabul ediyorum. 1-1. Evet hayır. Böyle bir şey yok tabii ki. Özgün Şahin 1. Melih ben sıfır. biliyorum sıfırım hala, böyle şike var arkadaş, bu ne ya böyle. Evet, diğer sorudayız. Beyazların ilk hamlede en çok oynanan 5. hamlesi nedir? Risk aldım. Geri sayım olacak mı? Evet, bitti evet. Bile. Bitti. F4. F4. Saçmalık. Evet. Bu arada 4, 5. Ben de G3 derdim değil bu mi? Arada. Evet. F4. F4 müymüş? F4 G3'ten daha çok mu oynanmış? Aynen. Çok enteresan. Çok çılgın var bu oyunda. F-Pen'e dokunmayın arkadaşlar. Niye bunu sürüyorsunuz? 6 G3'ün peki? O da bilmiyor. Tamam, okey. Adaylar turnuvasında kaç sporcu vardır? Ah be. 8. Çok kolay soru ya. Çok kolay. Orada bir elin elime değdi. Bir garip oldum. Heyecanlandım. Sporcu vardır. Only you can do make all this world seem right. Eli büyük diyorum abi, yetişiyor yani. Çok zor yetiştim. Evet, şu anda Melih 1-0 öne geçtim. Fark ettiğiniz gibi kimi sorularda düşündürüyorum, kimi sorularda çok basit. Tamam. Çok basit oluyor, ona göre tetikte olmanızı tavsiye ederim. Evet, diğer soruyla devam etmeden önce seyircilerimize skorun kaç olduğunu söyleyelim. Evet, 1-0. Evet, uzun uğraşlar sonucunda 0'da kalmayı başardınız. Yani. Soru geliyor, bakın. Soruyu dikkatli dinleyin. Ben bütün hep hataları dikkat hatasına yapıyorum. Hocam istediğim sorudan kaydırma yapıyorum. İki beyaz kalenin en hızlı şekilde birbirini görme süresi, hamle sayısı olarak. Ah be. 4. Doğru. 4. Yine elimi tuttu. Evet, diğer sorudayız. Konseptimizi unutmayın. Konseptimizin adı hızlı olan kazanır. A milli takımında bulunan sporcu sayısı. 5. Doğru. Evet. Skor 2-1 mi? Evet, 2-1. Evet, bir diğer soruyla devam ediyoruz. Hazır mıyız? Hazırız. Bir satranç maçında yapılabilecek en karlı taş değişimi nedir? Piyonla veziri aldım ve vezir çıktım. Doğru. Tebrik ederim. Çok doğru. Yani burada bir şahı şey yapar mısın dedim. Yok artık dedim ya. Yanılırsınız diye düşündüm. Piyonla vezir değişmek algısına düşersiniz diye düşündüm ama ben piyonla vezir değişmek diyecektim. Evet, o detayı atlamıştım. Detayı yakaladı. Tebrik ediyorum. Gerçekten bu soruyu bildiğin için bu arada gerçekten tebrik ediyorum. Mutlu oldun değil mi? İnanılacağınızı düşünüyordum yani. Peki bir saniye. Peki şu olabilir mi? Piyonla vezirini aldım. Vezir çıkmadım. At çıktım ama mat ettim. Ama bu karlı olmuyor ki. Mat ettim ama daha ne kâr edeceğim? Hayır. Hiç muhasebe dersi almadın mı ya? Yani mat etmek değil. Bitiyor abi. Kârına bakmıyor ki orada. Bitti. Şirket iflas ettiği gibi düşün. Bitti, maç bitti. Olayın şirketlik bir şey kalmadı yani. Tamam, okey. Önce elimi sıktı, şimdi itiraz ediyor. Evet, kazanan Melih Yurtseven, kaybeden FM Özgün Şahin. Özgüncüm, senden şunu rica ediyorum. Evet. 3 tane seyircimize Alper Efe Ataman'ın video serilerinden, kitapları tanıttığı video serilerinden o 3 seyircimiz istediği birer tane kitabı onlara hediye etmeni rica edeceğim. Tabii, şeref diyorum, ne demek yani. Peki bunu nasıl yapacağız? Bu videonun altına Instagram linkimiz var. Instagram'a oradan geliyorlar, son postu buluyorlar, son postu beğenip altına yorum yazıyorlar ve biz de onlara oradan ulaşıyoruz. Ben hiçbir şey kazanmadım. Kaybetmemek için mi oynadım ben bu oyunu? Küçüklerimizi siliyoruz. Yorumlara ben de yazayım bari. Aynen, ben kazanırım belki. Hemen yayınlarını yayınlanmaz. Masa başında olman gerekiyor. Editörümüzle konuş Kadir'le. O hemen sana yayınlanacağı tarihi söylesin. Evet, düşüncelerinizi alalım. Soruları beğendiniz mi? Konsept nasıldı? Keyif aldınız mı? Dinliyorum. Bak, keyifli sorular, enteresandı. Nerede? Bir tane cevabını çok beğendim. Hangi cevap olduğunu hatırlamıyorum ama güzel cevapların oldu. Atla diğer atı aldım. Ha, o çok iyiydi bak. O çok iyiydi. Orada benim için zaten yarış bitti. Yani bir iki tane kolay soru da vardı ama zaten mantığı bu. Hızlı olan kazanır. O güzeldi. Bir de -1 başladık bir de değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Ha, geriden geldiğim imajı mı yaratmaya çalıştın? Tabii ki yani. Hayır. Öyle miydi? Öyle ha, 1'e -1 başladık. Evet. Ben dedim ama videonun başında bir avans. Biter. Bunun aynısını canlı yayında yapmamıştı bir de. Bilis maçı yaparken de. Bir öncekinde acı soslu yapmıştık. O da güzel olmuştu. Bu da artık izleyicilerimizden umarım faydalanırlar kitaplardan. Ben acı sos yiyemem. Evet. Katılımlarınız için çok teşekkür ederiz. Ben yine bu oyunu kazandım. Bu kaybedene kadar devam mı edecek hiç bu şekilde? Kaybetmedin mi daha? Yok. Kaybettin sanki bir şeyde. Ha, bu oyunu kaybetmedim. Bir tane Dragon'a Bilis oynadık, kaybettim ama biraz normal gibi o da. Hani unutabiliriz. Evet. Normal, gayet yani normal. YouTube kanalında daha Dragon hariç hiç kaybetmedim yani. Güzel bir istikrar, güzel bir başarı. Evet. Özgün Şahin, buna bir dur demenin zamanı geldi. Bence hemen yeni bir video çekmeye başlayalım. Evet, teşekkür ederiz tekrardan. Yeni videolarda görüşmek üzere. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olup beğenirseniz videoyu bizi çok mutlu edersiniz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.